Merhaba, ben Damla. Bugün ilham veren kadınlar röportaj serisinin ilkini Ayten Zara ile yapıyoruz. Ayten Zara Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü hocası ve insani dayanışma mıydı, neydi? World Human Relief isminde bir sivil toplum kuruluşunun da kurucusu aynı zamanda. Şimdi Ayten hocayla türlü türlü konudan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz Hoş tekrar. bulduk Damlar. Teşekkür ederim davetin için. Ben Türkçe ismini düzgün söyleyemedim. Siz söyleyip düzeltir misiniz beni? Türkçe insani dayanışma mıydı? Evet, İnsani Dayanışma Derneği. Aslında World Human Relief, insani yardım, insanın acısını azaltan, rahatlatan, insanı destekleyen anlamına geliyor. Fakat yardım insanlar arasında bir hiyerarşi oluşturduğu için, yardım veren ile yardım alan arasında bir hiyerarşi oluşturduğu için ben dayanışmayı çok sevdiğim, dayanışma sözcüğünü çok derin buluyorum. Çok da hani toplumsal dinamik açısından çok çok gerekli olduğunu düşündüğüm bir olgu. Bu nedenle Türkçesi Dünya İnsani Dayanışma Topluluğu ya da İnsani derneği de. dayanışma topluluğu. Evet, Ve World, siz pardon. ya çok ilginç şeyler yapıyorsunuz. Ben sizi seneler önce tanıştığımızda bana anlatmıştınız. O zaman dünyanın bir uçlarına gidiyordunuz. İşte Afrika'ya gidiyordunuz sanırım, Hindistan'ın köşelerine gidiyordunuz ve sonra ülkemizin uçlarına da gittiğinizi öğrendim ben. Azıcık anlatır mısınız? Neler yaptınız? Kimlerle? Nerelere gittiniz? Tabii. Bilmeyenler bilsin, öğrensinler. Ya evet. Şimdi bir kitap üzerine çalışıyorum. Kitap da aslında yıllardır yazmaya çalıştığım bir kitap. Fakat kitabı hani oturup da böyle akademik olarak bir bilgiyle yazıp geliştirdiğim, sonlandırmak istediğim bir kitap değil. Kitap kendi kendini doğursun istedim. İşte gittiğim yerlerde tanıştığım insanlarla, orada yaşadıklarımla, yaptıklarımla, bana yapılanlarla kitap kendi kendini doğursun istedim. Hem psikolojik perspektiften hem sosyolojik hem de işte felsefik bir tarafı da var kitabın, ama hayatla ilgili, insanla çok ilgili bir kitap. Benim World Relief nasıl başladı? Ben aslında çok sivil toplum anlayışıyla büyümüş bir çocuğum, çocuktum. Yani babam işçi, inşaat işçisi. İşte 1 Mayıs'larda hep işte konuşuyordu. Hep emeğin yanındaydı, hakkın yanındaydı. Hatta babamın 1 Mayıs'da tutuklanıp işte Yılmaz Güney'le aynı cezaevine konulduğunu ve orada uzun bir süre, uzun süre demeyeyim, bir süre, kısa da olsa bir süre birlikte kaldıklarını ve Yılmaz Güney'in babama, babamın cebinde hiç 5 kuruşu yok, babama para verdiğini duyarak, bu hikayeleri dinleyerek büyüdüm. Bir de tabii işçi çocuğu olmak, işte Alevi bir aileden geliyor olmak, işte Türkiye'de yaşanılan, yani bu coğrafyada yaşanılan işte katliamlar, işte ötelenmişlik, ayrımcılık ya da dışlanmışlık, bunlar bir nebze de insanın insana olan ilişkisini farklı bakmaya, farklı algılamaya neden oluyor. Ben de yavaş yavaş herhalde tüm bunlarla birlikte psikolojiye ilgi duydum ve ama tabii psikoloji demek sadece akademisyen olmak değil. Psikoloji, klinik psikoloji benim alanım. Acıyla çalışıyorum. Dolayısıyla acısı olan, yarası olan insanlara her zaman çocukken bile çok ilgim vardı, çok şeyim vardı, duyarlılığım vardı. Bu nedenle de hem kendi kişisel tarihim, etnik şeyim, birikimim, etnik kimliğim ve işte mesleki olarak acıyla çalışıyor olmam, ezilenlerin, yoksulların, işte azınlık grubun yaşamış olduğu yaralardan dolayı ben de hem Türkiye'de olacak hem de tüm dünyada, özellikle yoksul olan ve işte bir sınıf sistemine göre ötelenmiş, ayrıştırılmış, işte şey yapılmış, ırkçılığa maruz kalan insanlara yardım ve destek götürmeye karar verdik.
Operasyonlarımız daha çok Türkiye'de, Afrika'da ve Asya'da, ama belirli ülkelerde tabii sosyoekonomik olarak çok ciddi dezavantaja sahip olan yerlere gidiyoruz. İşte onlardan bir tanesi Nepal. Nepal hem Çin hem de Hindistan arasında çok bir sıkışmış bir ülke ve çok yoksul. Hakikaten yoksulun yoksulu. Bazı bölgeler, büyük şehirler iyi ama kırsala gittiğimizde çok yoksul. Nitekim Anadolu da öyle mesela. Anadolu'nun hani işte şehirlerine gittiğinizde ve içlerine gittiğinizde her şey çok güzel ama kırsalına gittiğinizde sanki hiç zaman uğramamış gibi. Yani yolu olmayan, hatta elektriği olmayan, suyu bile olmayan köyler var. Ya bizim için bunu hayal etmek ne kadar güç değil mi? Şimdi doğru. yani kaloriferli evlerimizde, yüksek hızlı Wi-Fi içinde, metro tıkışıklığı içinde ve gerçekten hala elimizin uzanabileceği yerde çok başka şartlarda yaşıyor insanlar. Siz bunlara gidiyorsunuz öğrencilerinizle birlikte. Evet. Ve bahsettiğiniz kitap insan hikayeleri anladığım kadarıyla buralardaki insanlarla ilgili hikayelerden. Ve okullar yapıyorsunuz ve eğitimler veriyorsunuz gittiğiniz yörenin halkına. Evet. Bunları azıcık anlatır mısınız? Eğitimlerinizin ana temaları neler? Yani ne öğretmek istiyorsunuz? Ve siz bayağı ustasıyla da kendiniz uğraşıyorsunuz, boyasıyla da uğraşıyorsunuz, fonunu da siz yapıyorsunuz. Bu okulu anladığım kadarıyla öyle değil mi? Yani çok ciddi bir gönül koymuş ve çok ciddi emek koymuşluk var. Şimdi sizden azıcık dinlemek isterim. Tabii Türkiye'de ben aslında 2000 hayatımın en önemli yıllarını İngiltere'de geçirdim. 20'li ile 30'lu yaşlar bir insan hayatının en önemli yaşlarından biridir. Çünkü orada bir sürü şey yaparsınız, okursunuz, işte evlenirsiniz. Yani çok kıymetli bir zaman dilimi insan hayatında. Oradayken zaten bu sivil toplum çalışmalarına katılmaya başlamıştım. Fakat Türkiye'ye geldiğimde Türkiye'nin en kanayan yaralarından bir tanesinin çocuk istismarı, çocuk cinsel istismarı ya da şiddete de maruz kalıyor. Yani çocuk şiddetin her türlüne maruz kalıyor. Bir de çocuk evlilikleri olduğunu gördüm. Ve bununla ilgili öğrencilerle birlikte çalışmaya başladık 2000 yılından itibaren. Nasıl yapıyorduk? İşte ben öğrencileri eğitiyordum, onları hazırlıyorduk. Onlar daha sonra sahaya gidiyorlardı İstanbul'da ve eğitim vermeye başlıyorlardı. Özellikle küçük yaş grubu çocuklarının annelerine babalarına eğitimler vermeye başlıyorlardı. Sonra biz bunu İstanbul dışına, doğuya ve güneydoğuya, Anadolu'nun iç böyle kırsalına kaydırmaya başladık ve orada, yani İstanbul'da da çok fazla var ama yaygınlığın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar derin olduğunu, yaranın ne kadar derin olduğunu gördük. Ama aynı zamanda şeyi de dikkat ettim tabii. Yani orada sadece istismar değil, evlilikler değil ama bir de ciddi yoksul koşullar mevcut. İnsanlar, çocukların okulu yok. Okul olsa bile işte 60-70 tane çocuk bir sınıfta, çantası yok. Ya da çantası var, defteri yok, kalemi yok. Yani çok ciddi yoksulluklar var. Okulların koşulları çok kötü. Eğitim koşulları, öğretim koşulları çok kötü. Ve benim inandığım çok güçlü. Yani eğer şiddet önlemek istiyorsak ya da istismarı önlemek istiyorsak, yoksulluğu önlemek istiyorsak bunun en kıymetli yolu ve en güçlü yolu eğitim. Eğitimle insanlara biz istismarı anlatacağız, şiddetin etkilerini anlatacağız. İşte okullar yaparak, çocukların ihtiyaçlarını karşılayarak biz gereken değişimi sağlayabiliriz diye düşündük. Dolayısıyla Anadolu'da bölge bölge, yani özellikle bu tür sorunların yoğun olduğu bölgelere odaklandık ve orada yöre halkına cinsel istismar değişiyor tabii ama. Yani gittiğimiz bölgenin ihtiyacına göre yaptığımız eğitimler değişiyor. Fakat hiç değişmeyen eğitimlerden bir tanesi çocuk cinsel istismarını önleme, çocuk evliliklerinin işte etkileri, yanlışlığı, bunu önleme. Ve bir de gittiğimiz bölgede mesela Mardin kan davalarının çok yoğun olduğu ve işte aileler arası çatışmaların çok yoğun olduğu bir bölge. Orada da mesela çatışma çözümü, işte daha böyle problem çözmeye odaklı
Kadınlar okuma yazmayı aynı zamanda okumamış çok şey var. Geniş bir kadın popülasyonu var. Onlar da okuma yazma istiyorlardı. Onlara bu tür eğitimleri veriyoruz. Afrika'da da aynı şekilde yapıyoruz. Afrika'da biraz daha farklı. Afrika'da daha çok şeye odaklanıyoruz. Yani Afrika'da okul yapıyoruz ama su ihtiyacı var. Fakat bir de kalkınma projeleri yapıyoruz Afrika'da. Çünkü onun sorununu en etkin yolu, yoksulluğunun, açlığının en etkin yolu ona işte şey kazandırmak, güç kazandırmak. Onu da işte kalkındırma projeleri ne yapıyoruz? İşte hayvanlar alıyoruz, keçiler, inekler ya da tavuklar alıyoruz. Özellikle yalnızlaştırılmış gücü olmayan kadınları ya da aileleri tespit ediyoruz ve onlara gerekiyor ise işte sürdürülebilir tarım çalışmaları yapıyoruz. Yani işte bir arsa alınıyor, bir toprak alınıyor ya da devlet veriyor onu ya da o bölgenin belediyesi veriyor. Oranın işlenmesiyle ilgili çalışmalara destek oluyoruz ya da o aileleri işte gerekli olan işte eğer inek veriyorsak, keçi veriyorsak, tavuk veriyorsak onun hem sütünden yararlanıyor, hem yumurtasından yararlanıyor hem de bunu satabiliyor. Çok çok kıymetli bir zincir bu aslında. Mesela Afrika'da şöyle yetim demek istemiyorum ama çok fazla yoksulluktan dolayı çocuklarını çocuk evlerine bırakmış. Yani yetimhane diyelim anlaşılması için aileler var. İşte o aileleri tespit ediyoruz. O aileleri güçlendiriyoruz. O aileler güçlenince de çocuklarını yanına alabiliyorlar. Yani yetimhaneye yardım etmek değil ama ailesini bulup aileyi güçlendirip çocuğuyla tekrar buluşmasını sağlıyoruz. Aileye keçi veriyoruz ya da inek veriyoruz. O doğrudan keçiler oluyor bunlar. Bu keçiler eğer 3 tane 4 tane doğuyorsa 2 tanesini başka bir komşusuna, yine yoksul olan, yalnız olan başka bir aileye ya da işte bir komşusuna vermekle vermek gibi bir sorumluluğu var ve böyle bir çerçeve içinde böyle hem aileye yardım ederken onlar da birbirlerine yardım ederek birbirlerini güçlendiren bir komün, bir toplum oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bölge yani bölge, bir çift köy kalkındırmasına dönüşüyor evet, bu, o zaman. Ama şimdi bunu Anadolu'da da yapacağız. Anadolu'da da mesela şimdi Erzurum'da bir okulumuz var. Bu önümüzdeki haftalarda başlayacak Erzurum'da okul. Öğrendiğim kadarıyla Anadolu'da da aslında hani şimdi demin söyledim ama Anadolu'nun sadece eksiği okul değil. Yani çocukların istismarını, çocuklara yönelik şiddeti önlemek değil. Aynı zamanda bu çocukları bu aileleri güçlendiriyor olmamız lazım. Mesela çocuk evlilikleri neden var? Aslında çocuklar satılıyor. Aileler çok yoksul çünkü. Yani hayatta kalabilmek, hayata tutunabilmek için çocuklarını işte evlendirme yoluyla çocuklarını evlendirerek bir gelir sağlıyorlar. Ve çok ciddi başlık bir gelir parası, başlık parası alıyorlar. Biz güçlendirebilirsek o aileleri, o çocuğun ailesini buna ihtiyaç duymayacak. Çocuğu okula gönderebilecek. Dolayısıyla orada da kalkınma projeleri yapacağız. Bu demin Afrika'da yaptığımız projelerin bir kısmını orada da bu sene uygulamaya başlayacağız. Çok da iyi olacak. Çünkü çok sefalet içinde olan aileler var Anadolu'da. Aslında tarım imkanlarımız, yani tam ben hakim değilim ama işte hayvancılığa ya da tarıma, her ikisinden birine mutlaka imkanı var gibi yani Anadolu topraklarının da. Ya biri ya öteki. Yani söylediğiniz gibi bir küçük maya çalarak belki sürdürülebilir. Yani kendi yaşamını idame ettirecek hale getirmek çok da komplike olmasa gerek diye geliyor şimdi siz anlatırken aklıma. Peki bir şey soracağım. Birbirine bu kadar uzak iki işte Anadolu'nun ve Afrika'nın yoksulluklarının farkı var mı? Nasıl aradaki fark? Yani insanların şartları ya da olaylarla başa çıkışları, ne bileyim Afrika'da da var mı çocuk gelinler? Orada da böyle bir anlayış var mı? Maalesef. Orada da Afrika'da çok büyük bir fark var tabii yoksulluk açısından. Afrika çok yoksul. Taş üstünde taş yok. Yani su yok ki hani tarım yapabilsin ya. Sulak alan çok, içecek suyu bile paylaşmak zorunda. Bazı bölgelerde yok. Çocukların eğitim koşulları hiç yok neredeyse. Biz şimdi Manavi'de bir tane okul yaptık.
2000 çocuk geliyor o bir okula. Bir tane yapılmış, World Vision yapmış. Ama 2000 çocuğun sadece 200 tanesi, 250 tanesi giriyor o çocuğu şeye, okula. Diğerleri dışarıda eğitim görüyor. Ama hani okul yapsam bile çocuğun kalemi yok, işte defteri yok, yani aslında hiçbir şeyleri yok. Ama yiyecek olarak da bir şeyleri yok. Yani çok kurak, çok ciddi kuraklık olabiliyor. Ve bazen çok fazla kasırgalar olabiliyor. Çok sulak, işte seller sular alıp götürüyor. Onun için çok uygun değil aslında. Yani sürdürülebilir tarım açısından bazı bölgeler uygun değil Afrika'da. Ama uygun olsa bile o insanın o sürdürülebilir tarım yapacak aracı, geleceği, desteğe ihtiyacı var. O, yani beyaz insanlara çok bağımlı. Yani muzungu dedikleri insanlara çok bağımlı. Beyaz insan, beyaz yani şeyler de Avrupa'da, yani bence hala çok sömürgeci bir anlayışla yaklaşıyorlar Afrika'ya. Afrika'yı güçlendirmek yerine vererek dilenmelerini sağlıyorlar. Bence bunu Türkiye'deki... Aç kalsın. Biz evet, onlara işte biz dediğiniz gibi yardımdaki hiyerarşiden bahsediyoruz. Evet. Yani bu sömürgeci, United şey de öyle, United Nation da öyle aslında. Birleşmiş Milletler de öyle. Bana kızabilirler. Ama gerçekte öyle. Yani önce yoksullaştırıyor. Ondan size bağımlı yapıyor. Ondan sonra da sizden aldığı parayla, yani bağışlarla ya da parayla gidiyor onlara yardım yapıyor. Ama yardımı da yine aslında çok ihtiyaç duyulacak ve o insanı güçlendirecek şekilde yapmıyorlar, götürmüyorlar. Bir de tabii şey var, çok misyonerler var tabii mesela. Yani işte Hristiyanlar işte belli bir dini yaymak ve güçlendirmek için giden sivil toplum örgütleri var. Bir tarafta mesela bir grupta insanlar açlıktan ölüyor ama o işte burası daha işte Hristiyan ya da işte Katolik, buraya gidelim, burada bunu yapalım. Ama bu orası zaten tamam, burada insanlar açlıktan ölüyor, okul yok, o yok, bu yok. Müslümanlarda da aynı şey var mesela. Yani onlar da neresi Müslümansa Müslüman olan bölgelere gidiyorlar, oraya yardım veriyorlar. Maalesef Afrika hala bence hem sivil toplum örgütlerinin hem de bence bu Avrupa'nın ya da beyazların sömürgeci anlayışıyla hala istismar ediliyor diye düşünüyorum. Anlıyorum, evet. Ya, maalesef. Ya sizin ayrımcılık ve istismar içinde bulunduğumuz zamanın iki büyük konusu bunlar aslında. Maalesef, şimdi, maalesef. Bugünlerde Amerika'daki yansımalarını, Amerika'dan dünyaya yansıyan büyük hareketi görüyoruz. Orada da işte zencilerle ilgili bu yaşananlar. Şimdi bunu düşününce neden oluyor sizce? Yani insanın içinde siz insan ruhunu etüt etmiş bir akademisyensiniz. Ayrımcılık, ben senden iyiyim, sen benden azsın, öteki ondan üstündür. Bunlar nereden geliyor ve nereye gider? Sizce insanoğlu bunlar nasıl şey yapıyor, yaşamını sürdürüyor ve ihtimali var mı? Hepimiz insanıza bir gün döner miyiz acaba? İnşallah. Evet, umudumuz bu. Bu umutla yaşıyoruz. Bu umutla zaten çalışıyoruz. Bu umutla Anadolu'ya gidiyoruz. İşte Afrika'ya gidiyoruz, Asya'ya gidiyoruz. İnşallah Orta Doğu'ya da gideceğiz. Ya bunların nefret söylemi ve nefret dili söylemi çok büyük bir etken bence. Ayrımcılık, ırkçılık, ötekileştirme. Yani biz bu dili kullandığımız sürece bu devam edecek. Yani bu yıkımlar, bu savaşlar, bu kayıplar devam edecek her zaman. Ve peki bunun sebebi nedir diye sorarsanız bir travma döngüsünden bahsedebiliriz. Yani bizim aslında yasını tutamadığımız, henüz çözümlemediğimiz ve kabul etmediğimiz, özür dilemediğimiz o kadar çok kayıplarımız var ki, o kadar çok yaralarımız var ki, eğer birbirimizi acısını duymaz isek, görmez isek, buna neden olan sorumluluğu üstlenmez isek ve o yaraları sarmak için bir şey yapmaz isek, o düşmanlık, o nefret, o kin devam edecek. Bunu yapmıyor Türkiye. Yani dünya bunu da yapmıyor tabii. Özellikle iç çatışmaların olduğu ülkelerde
baktığımızda o çözümlenmemiş travmalar ve kayıpların rolü çok büyük. Bir geçmiş zamanlarda bir barış dersine katılmıştım ben. İşte barış çok aslında Türkiye'de çok ihtiyacımız olan bir şey bu. Ben şimdi Bilgi Üniversitesi'nde başlatmak istiyorum barış derslerini. Ama Anadolu'daki çocuklara da başlatmak istiyorum. Yani bu sene mesela Erzurum'da bu barış derslerini vererek hani milliyetçiliğin, o ırkçılığın, ben de vatanımı seviyorum ama hani bu başkalarını ötekileştirecek derecedeki milliyetçilik olmayacak bu. Hani insanların haklarına, insanların farklılıklarına saygı duyacak şekilde bir milliyetçilik olmalı bir taraftan da. Ama hani çözümleri de, sorunlarla ilgili çözümleri de sadece savaşarak değil de bunun başka yoldan çözümleri olabileceğini de çocuklara göstermek, çocuklara anlatmak lazım. Barış dersleri vermek gerekiyor. Neyse ben şeyi anlatayım. Tabii şimdi konudan konuya atlıyorum ama o barış dersinde şeyi öğrendim ben. Travmaların, geçmiş travmaların hem birebir ilişkilerde, hem gruplar arası, hem de ülkeler arası ilişkilerde tüm nefret ve çatışmaların, savaşların tek nedeni olduğu ortaya çıkıyor. Yani o kısır döngüyü kırabilmemiz lazım. O travma döngüsünü çözebilmemiz lazım. Aksi takdirde o işte mağdur düşman ilişkisi hep devam edecek yerde. Yani acıyı doğuruyor, şiddeti doğuruyor. Şiddet görerek büyümüş olan kendi çocuğuna da şiddet uyguluyor. İntikam söylemiyle büyümüş olan kendi çocuğuna da bunu öğretip gidiyor diyorsunuz. Peki bu nasıl kırılıyor? Yani bu süre gelen acının, travmanın, yaranın bir sonraki nesle aktarılması nerede durabilir? Bunun için ne yapabiliriz bireysel ve toplumsal olarak? Bireysel olarak kendi yaralarımızın, kendi acılarımızın sorumluluğunu alabilmemiz lazım. Üzerine çalışabilmemiz gerekiyor. Bu kolay bir şey değil, zor bir şey ama yapabiliyor olmamız lazım. Yani içimizdeki öfkeyi, içimizdeki nefret ve düşmanlığı çözebilmenin tek yolu onu görebilmek, o acıya girebilmek, o acıya dokunabilmek, yaraya dokunabilmek. Zor bir süreç ama yapıldığında çok da özgür, muhteşem bir özgürlük sağlayabilecek olan da bir süreç bu. Toplumsal olarak da demin söylediğim gibi barış halkaları çok önemli. Yani işte o barış halkaları işte Kürtlerle Türkler, Türklerle Ermeniler, işte Azerilerle Ermeniler gibi, yani farklı etnik grupların birbirlerini bir araya gelip ama birbirlerini dinleyecekleri, birbirlerinin yaralarını duyabilecek, işitebilecekleri, gerektiğinde eğer sorumlulukları varsa özür dileyebilecekleri ve yarasını sarmak için de ona gerekli olan desteği verebilecekleri bir zemin oluşturuyor ya da zeminler oluşturuyor olmamız gerekiyor. Biz buna onarıcı adalet diyoruz. Toplumun onarıcı adaleti çok önemli. Yani yasal adaletten çok, hani bir insan bir suç işlemiş olabilir, o insanı cezalandırmış olabilirsiniz, onun da iyileşmeye etkisi vardır, travmayı çözmeye etkisi vardır. Ama en önemli iyileşmeyi sağlayan şey toplumun bir insanın yaşadığı ya da bir toplumun, bir grubun yaşadığı acıyı duyabilmesi. O acıyı işitebilmesi, o acıyı anlayabilmesi ve yaraları sarabilmek için de gerekeni yapabilmesi. Yani toplumun vicdanının sesi diyoruz biz buna. O çok önemli. Çok, eğer bu ses çıkarsa mesela muhteşem şeyler olabilir, dönüşümler olabilir. Şunu anımsattı bana, bilmem siz nasıl dersiniz. Mesela biz çocuk büyütürken anne mükemmel olamaz diyoruz. Yani anne yani her şeyi doğru yapamaz ama telafi edebilir. Yaptım. Ben bunu yanlış yaptım, çocuğum her şeyi de bilmiyorum, özür dilerim. Bak hata yaptım. Mesela yeterince iyi annelik falan filan da mükemmel anneyle yeterince iyi annenin farkı birinin telafiye inanıyor olması. Mesela toplumda da mı böyle? Ya bunu da yanlış yaptık, özür dilerim, acınızı gördük demek. Bunun aktarılmasında durur
mı ya? Belki de özgürleştirir mi? İnsanlar acılarının görülmesini mi istiyorlar ve inkar mı acıya sebep oluyor acaba? Evet, yani aslında acıyı sebep olan hatırlanılan değil, bastırılan, unutulan ve işte başkaları tarafından yani hem başkaları tarafından görülmeyen, inkar edilen şey bizim için de aslında unutulması gerekli olan, inkar edilmesi gerekli olan bir parça. Aslında travmaya neden olan da o işte unutulan parça, hatırlanan parça değil ya da işte anı değil, hatıra değil, o unutulan parça. Eğer toplum bunu görebilse, ya çok özür diliyoruz, buna bir sebep verdik ve elimizden ne geliyorsa bunu telafi etmeye hazırız diyebilse, zaten o hatırlanacak ve hatırlamak demek iyileşmek demek. Ne kadar çok hatırlarsak o kadar çok iyileşebiliriz. Ama hatırlayabilmemiz için cesarete ihtiyacımız var, motivasyona ihtiyacımız var, güce ihtiyacımız var. İşte o gücü de toplumdan alabiliyor olmamız lazım. İnsanlar bunu alamadıkları için özel yerlere gidiyorlar, psikologlara gidiyorlar mesela işte. Yani oradan gerekli olan desteği alabiliyorlar. Ama bazı özellikle kolektif travmalar, toplumsal travmalar ya da ülkeler arası ya da gruplar arası çatışma ve kini çözebilecek en önemli şey, o her iki grubun birbirlerinin acılarını görebilmesi, duyabilmesi ve yaraları sarabilme becerisi aslında. Muhteşem bir dönüşüm olabilir. Bir Amerika'da olan da öyle bir şey zaten. Yani insanlar, yani Amerika'dakiler mesela çok ilginç benim için. Amerika'daki ırkçılık olaylarına duyarlılık gösteren birçok insanın Türkiye'de bu duyarlılığı, Türkiye'de olan ırkçı söylem ya da davranışlara, olaylara tepki vermediğini de görüyoruz. Yani buradaki siyasi iklimin de izin verip vermemesiyle de çok ilgili. Tabii burada insanlar sanıyorum biraz daha tedirginler, korkuyor olabilirler. Karşı dururlarsa, tepki verirlerse başlarına ne geleceklerini bilemiyorlar. Dolayısıyla çok uzakta bir yerdeki insanların acısına, derdine tepki vererek aslında gizliden de buradaki ne de biraz, buradaki işte ırkçılığa da, buradaki ayrımcılığa da bir dem de vurmak istiyorlar. Ama tabii şey, bu zemini bir şekilde siyasi iklimin, siyasi yapının bu zemini oluşturuyor olması lazım insanlar arasında. Aslında böyle benim aklıma şu geliyor. Bizim işte bir takım çalışmalarda bir çembere oturduğumuzda hep denir ki en zayıf halkamız kadar güçlüyüz. Aslında insan kabilesi olarak da. Yani bırakın sınırları, dilleri, kültürleri, dinleri. Kocaman bir dünyanın üstünde yaşayan aslında bir topluluğuz biz. Bunu bir kabul etmek ve en zayıf halkamız, en aç olanımız kadar tokuz, en fakir olanımız kadar zenginiz. Bilmiyorum, çok ütopik mi geliyor artık? Ya bunları bahsedince de işte gerçekçilikten uzaklaşmakla zaman zaman bana şey yapıyorlar ama neden olmasın? Yani ya eskinin radikal fikirleri şimdinin hakikati oluyorlar. Niçin olmasın ki biz ayrımcılıksız, işte barış ile, huzur ile, elimizdeki kaynağı paylaşarak ve gücümüzü paylaşarak ve yasımızı paylaşarak. Mesela yas da kolektif bir şeydir diyor hocalar. Biraz bu konuları takip ediyorum ben. Tek başına taşımak için büyük bir yüktür ama hep birlikte içinden geçilir gidilir diyor. Yani acaba biz önceliklerimizi mi doğru sıralayamıyoruz? Mesela ya yine ben çok şeye daldım. Kendi romantizmi, bir dakika çıkayım oradan. Yok yok, benim çok hoşuma gidiyor. Dinlemek istiyorum. Evet. Pandemi dönemi 2,5 ay boyunca normal günlük ritmimizden ve günlük önceliklerimizden ayrıldığımız bir dönem geçirdik. Bana kalırsa biraz duyarlı insan için, biraz gözü açık, kalbi açık insan için çok net mesajlar içerdi bu dönem. 20 milyon kişi bir şehirde yaşıyorsa, kardeş üst üste zaten sen hata yapıyordun, zaten tıkış tıkış yaşıyordun, bir ayrılın bakalım, bir kendinize gelin, bir nefes alın. Zaten vakitlerinizi neden AVM'lerde geçiriyorsunuz? Gitmeyin oralara, ailene dön, sürekli dış görünüş peşinde olma vesaire gibisinden benim adıma önceliklerimi sıralayıcı bir
içe dönme zamanı geçti. Tabii kimi insan için bu zordur. Hayatlarını kaybedenler oldu, sağlıklarıyla sınananlar, sevdikleriyle sınananlar oldu. Fakat koca bir insan kabilesi olarak, bir koca dünya olarak hep birlikte bir şoka girdik ve şimdi onu yavaş yavaş idrak ederek yaşamaya başlıyoruz. Ya bu bile birlik, beraberlik, ya bu bile yeterli gibi geliyor bana yani. Çünkü ölüm burnumuzun dibine geldi. Reddettiğimiz, yok saydığımız, işte bize gelmez, biz çok zenginiz, bize gelmez, biz çok hijyenikiz saydığımız her şey burnumuzun dibinde bitiverdi. Buna rağmen ya 2,5 ay evimizde ölümle yan yana oturduktan sonra gidip vay sen siyahsın, ben beyazım, sen bilmem nesin diye nasıl birbirine girebiliyor insan? Bu nasıl bir aymazlıktır hocam? Bana anlatır mısınız? Neden olmuyor yani? Bu kadar derin ve kolektif bir zorluktan geçmiş olmak bile nasıl kalpleri açması gerekmez miydi bunun? Bana mı öyle geliyor? Ben romantik miyim, şövalye miyim? Neden aymazlık acaba? Hayır. Damla, damlasınız. Çünkü hepimizin ihtiyaçları çok farklı. Yani belki Damla bu süreci, bu pandemi sürecini içine dönmekle gerçekte bu hayatta neyin önemli olduğunu, neyin değerli olduğunu, nasıl yaşaması gerektiğini düşünürken işte Ayşe de hayat çok kısa. Ve işte benim hayatta yapmak istediğim bir sürü şey var. İşte şuraya gitmeliyim, bununla görüşmeliyim, evlenmeliyim, çocuk sahibi olmalıyım, şöyle kariyerim, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hepimizin hem gelişimsel dönem olarak, yani gelişimsel olarak hangi dönemdeyiz bilmiyorum. Çünkü belli zamanlarda, belli gelişimsel dönemlerde insanlar madde ile mana olarak hayatı ayırabiliyorlar. Şimdi Damla'yı dinlediğimde Damla bayağı hayatının gelişimsel olarak mana sürecini yaşıyor. Yani baktığım şey anlam. Yani işte huzur nerede? Temel olarak gerçekten neye ihtiyacın var? Bunları bulma sürecini yaşıyorsunuz. Yani işte kişiyle ilişkileri sorguluyoruz, hayatı sorguluyoruz. Hayatın gerçekten neye odaklanması gerektiği ve nasıl yaşanması gerektiği konusunda ama kendimiz için belirliyoruz. Ama başka birisi hayatının başka gelişimsel dönemlerinde başka ihtiyaçlarla bambaşka bir şey yaşayabilir. Dolayısıyla hani Damla'nın ihtiyaçları ile Ayşe'nin ihtiyaçları farklı olduğunda farklı bakacaklar, zamanlarını farklı değerlendirecekler, potansiyellerini başka şekilde kullanacaklar. Bu da işte insan olmanın, farklılıkların, ihtiyaçların farklı olmasıyla ilgili. Geçenlerde bana da hep soruyorlar bana, dedim, klinik psikolog olduğum için hangi ekolde çalıştığımı soruyorlar. Ben de onlara hayat diyorum. Çünkü 4000'e yakın ekol var. Ne kadar çok ekol olması insanın ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. İnsanın ne kadar sorunlarının değiştiğini, kültürden kültüre farklılaştığını, tamamen başka bir formatta, başka işte semptomlarla, belirtilerle ortaya çıktığını gösteriyor. Bir de bir ekolün, bir kültürde ya da bazı insanların işine yarayan ekolün, bazı insanların hiç işine yaramadığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hepimizin ihtiyacı çok farklı. Yani ekol olarak da farklı formatlarda, modellerde insan-insana ilişki kuruyoruz. Hayatı da farklı yaşayabiliyoruz. Hem kişilik özelliklerimiz, hem ihtiyacımız, hem de hayatımızın bulunduğu döneme göre. Deminki bundan önceki şeye de baktığımda, soruya baktığımda, hani barışa çok ihtiyacımız var bizim ülkede, bu ülkede, bütün dünyada barışa çok ihtiyacımız var. Yani fakat korkuyorum ki şu anki hükümetler barıştan çok ölüme, savaşa yatırım yapıyorlar. Bu nedenle bu aymazlık, bu yabancılaşma, bu şiddet, bu savaş, bu ırkçılık, yani çok üzücü maalesef. Çok çok üzücü. Yaşar Kemal bir sözünde, bir kitabında ve bir sözünde şöyle demişti. Gövden kadar değil, yüreğin kadar yer kaplarsın bu dünyada, demişti. Yani bizim, senin, benim gibi insanlar biraz şeyi algılıyorlar artık. Yani o işte sevginin, şefkatin, hayatın anlamının aslında insan insana
böyle sıcaklığı, yakınlığı, en önemli şeyin bu olduğu, hayatta en önemli şeyin sevgi olduğu, bunları anlıyoruz. Ama hani başka yerlerde insanlar başka şeye yönlendiriliyor. Yani çok hızlı bir teknolojik aklın etkisiyle insanlar bambaşka bir kültüre evriliyorlar şimdi baktığımızda. Yani çok ciddi bir yabancılaşma, insanın insana koptuğu bir çağdayız aslında. Yani insan, baksanıza, yani pandemi sürecinde bile ben de dahil. Ama bazı insanlarda çok çok daha fazla elimizden bırakamadık şeylerimizi. Evet, çok ihtiyacımız vardı. Öğrenmeye ihtiyacımız vardı. Ne oluyor, ne bitiyor? Fark etmeye, bilmeye ihtiyacımız vardı. Ama bir taraftan da yani sürekli sosyal medyada yaşayan insanlar var. Evet. Yani çocuğuyla ilişkisi yok mu, annesiyle ilişkisi yok mu, kocasıyla ilişkisi yok mu, bu yemek yemiyor mu diye sorguladığım insanlar var. Bu akıl, teknolojik akıl bizi maalesef başka bir şeye evretti ve birbirimizden kopmaya, insan insana olan ilişkiden kopmaya başladık, uzaklaşmaya ve yabancılaşmaya başladık. Ben bu pandemi sürecinde insanların hani yeniden neyin önemli, neyin değerli olduğunu anlayacağını düşündüm. Belki anlayanlar olmuştur mesela. Hani ben de öyle, benim için de öyle, senin için de öyle, bizim gibi bir sürü insan olduğunu düşünüyorum. Ama yani dediğim gibi kişilik özelliklerinden ya da ihtiyaçlarından dolayı hiç anlamamış da olabilirler tabii insanlar. Yani kültür, teknolojik kültür ve akıl bizi şeye yönlendiriyor maalesef. Yani işte kendimizi göstermeye, sürekli bir şey olmaya, kendimizi göstermeye sürekli ve bunu zorunlu da kılıyor dikkat ederseniz. Evet. Yani evet. Çok yazık, çok üzücü maalesef. Evet. Yani ben kendi adıma içe dönük bir insan olduğum için yazar olmayı seçmiş ve senelerce böyle yapmış bir kişi olarak şimdi işte sizinle video röportaj yapıyorum. Çünkü anlayış artık bunu gösteriyor. İnsanlar okumak değil, görmek, dinlemek istiyorlar. Yani elbet değişimler oluyor. Fakat bunu herhalde her şeyde olduğu gibi dengede tutabilecek miyiz? Bizim de sınavımız bu olacak. Yani teknolojinin nimetlerinden faydalanırken elimizi toprağa değdirmeyi, elimizi öteki insana değdirmeyi, kalp kalbe olmayı unutmazsak aslında büyük de bir kapı olur bize ve ne güzel hepimiz işte dünya köyü olarak yaşayıp gidebiliriz ama insanlığımızdan olup makineleşirsek o da başka türlü bir sınav olur. Başka türlü işte sadece görüntüde kalırsak, işte Instagram hayatlarındaki parıltılarda, ay onu nereden aldın, bunu ne yaptınlarda, işte kocişimle kahve keyiflerinde kalırsak o da başka bir taraf. Ben artık hakikatin çok farklı boyutları olduğuna inanmaya başladım. Yani bir yandan bir takım insanlar dediğiniz gibi anlam arayışı, öncelikler, önem sıralarken bir takım insanlar onun tam tersini diyor. O da onun hakikati ve biz bütün hakikatleri eş zamanlı yaşayan bir varoluşun içindeyiz gibi kendimi yollar buluyorum. Türlü türlü yani bu çeşitliliği de benim adıma kabul edilir kılıyor. Yani varoluş çeşitlilik sever diyorum ben. Yok, aksi takdirde bir çeşit ağaç olurdu, bir çeşit su olurdu, bir çeşit çiçek, bir çeşit hayvan olurdu. Öyle değil ki, onlarca, binlerce, ne kadarsa o kadar güzel. Bakalım biz bu haliyle kapsayabiliyor muyuz onu? Şimdi benim kendime sorduğum soru, bana hiç uymuyor, düşüncesi de uymuyor. Hatta sinir ediyor. Fakat ben onu yine de kabul edebilir miyim acaba? Buradan şeye geçeceğim. Beni bırakınca ben uzun uzun konuşuyorum gördüğünüz gibi. Herkes için ne güzel, ne güzel. Çok dinlemek istiyorum. Her akşam neredeyse canlı yayın yaptınız. Herkes için psikososyal destek. Evet. Peki neden lazımdı bu sizce? Bence bu süreçte çok göz ardı edilenler oldu. Onlardan bir tanesi, yani travma aslında, bu bir travma mıdır? Tabii kişiden kişiye nasıl algılandığı, nasıl anlamlandırıldığını bilmiyorum. Benim nazarımda bu çok büyük, hem bireysel hem de kolektif kayıplar içeren bir süreçti. Stresli bir süreçti pandemi süreci.
O stresi yaratan koşullardan bir tanesi insanların çok ani bir şekilde sevdiklerini kaybediyor olması ya da sevdiklerini göremiyor olması. İstediği zaman istediği işte sevdiğiyle görüşemiyor, dokunamıyor, elleyemiyor, sarılamıyor olması. Hayatlarının normal düzenlerinin rutinlerini devam edemiyor olması. Dolayısıyla çok fazla kayıp vardı. Tabii en büyük kayıplardan bir tanesi sevdiğimizi görmeden vedalaşmadan cenazelerine bile gidemeden belki de. Yani çok 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 büyük kayıplar bunlar. Ve bir de bizim tabii normal günün rutinimizi yapamıyor olmanın demin anlattığım gibi. Mesela çocuklar var, ergenler var. Onlar için en önemli şey hani dışarıdaki hayat, dışarıdaki hareketlilik, arkadaşları, oyunlar. Çünkü birbirleriyle büyüyorlar onlar ve birbirlerinden aldıkları, öğrendikleriyle büyüyorlar. Onların da çok büyük kaybı olduğunu düşündüm. Bizlerin de öyle. Bir taraftan da evde çok başında sanıyorum neresiydi? Birisi bana sonra başka bir gazeteci sormuştu. Hani bu durumun öngördüğünüz bir şey olabilir mi? Olumsuz bir sonucu olabilir mi? Ben tam o zaman demiştim ki şeyden çok korkuyorum. Yani kadına şiddetten ve çocuğa şiddetten çok korkuyorum. Ve korktum da başıma geldi. Bunun olabileceğini de düşündüm. Çünkü zaten istismarın çok yaygın olduğu bir ülkedeyiz. Yani kadına şiddetin ne kadar yani tavan yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Çocuk istismarı da zaten çok fazla. Her ne kadar yayınlanmasa da yani bulgularımız çok... Bir de öyle bir yasak getirildi değil mi şimdi? Getirdiler ama biliyoruz yani. Çok ciddi bir şey var, oran var. Ve bunun artacağını düşündüm ben. Ha, o zamanlar önlem alınması gerektiğini söylemiştim. Yani sağlıksız ev ilişkilerinin içine de hapsoldu insanlar. Aynen öyle. Tabii. Çok korkutucuydu. Çok ürkütücü ve hani aslında hükümetin çok önceden bununla ilgili önleyici planları alıyor olması lazım. Yani o tespit ediyor olması gerekiyordu. Riskli grupları, kadınları, aileleri tespit edip özellikle kadınları başka sığınma evleri ya da konuk evleri ya da başka yerlere, çocuklar da öyle, başka yerlere alınabiliyor olması gerekiyordu. Bu sebeple tüm bunları göz ardı, tüm bunları dikkate aldığımda bizim toplumsal olarak bir psikososyal destek çalışması başlatalım istedim. Herkes için psikososyal destek ve hayat için umut böyle başladı. Çok da teşekkür ederim. Siz de katıldınız. Çok da büyük katkısı oldu dinleyenlerin. Çok hayranlıkla, severek dinlediği bir söyleşi oldu. Daha yeni bitti. Bitmedi de aslında. Canlı yayınlarımız bitti. Ama insanları yapmış olduğumuz işte bilgilerle, vermiş olduğumuz bilgilerle hala yönlendiriyoruz. Yani kendilerine nasıl yardım etmeleri gerektiğini aslında öğretiyoruz ya da bu konuda onlara işte ışık oluyoruz diyelim. Şimdi o da bitecek. Bu hafta biter. Ondan sonra da Erzurum projesi başlayacak. Evet. Erzurum. Aşkale'ye gidiyorsun. Aşkale'ye gidiyorum. Evet, haftaya gidiyorum. Onunla da temel atılacak. Onu okulumuzun temeli atılacak. Hayırlı uğurlu olsun. İyi çok şartlar. Teşekkür ederim. Güzel olsun oradaki insanlara ışık olsun, umut olsun. İnşallah. Olacak. 5 tane köye fayda sağlayacak bir okul olacak. Bu hem ilkokul olacak hem ortaokul olacak. Çok eski depodan bir okul yapmışlardı orayı. Okul zaten çökmüş. Şimdi lojmanı, öğretmenlerin lojmanını okul yapmışlar. Böyle küçücük böyle sınıflar, kutu gibi sınıflar falan. İşte sağlık ocağını şey yapmışlar, okul yapmışlar. Mesela okul olmayan bir bölgedeyiz şimdi. Oraya yeniden okul yapılacak. Ama 5 tane dağ köyleri genelde. Ben genelde kırsal, bayağı bir kırsala gidiyorum, dağ köyleri. Orası da her yere uzak, herkese uzak. Maalesef yani dünyanın Allah'ın unuttuğu köyler diyebiliriz oraları. Hatta bazı insanlar mesela Kars'tayken ta Sarıkamış, Kozan köyüne. Orası da 2 saat, 2,5 saat sürüyor arabayla gittiğimizde. Sarıkamış merkezde bir gün işte ihtiyaçlarım vardı, alacaktım. Sonra insanlar bana dedi ki sen nereye götürüyorsun bu kadar şeyi erzağı? Dedim ki şeye gidiyorum, Kozan'a gidiyorum. Kozan? Ne işin var senin Allah'ın dağında falan? Çünkü insanlar gitmiyor. Zaten dağ, yani, Kozan daha da dağ diyorsun. Dağ da dağ.
Aynen öyle. O zaman, ama yani onu unutulmuş tamamen orası. Ve hala yaşayan insanlar var ama yani biz unutsak da hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor valla öyle. Burası böyle dağ köyleri, 5 tane yakın, birbirlerine yakın 5 tane köy. İşte ortaya merkeze yapacağız okulu. Diğer köylerde gelecekler, yararlanacaklar. Peki burayı diyelim ki dinledi birileri ve heyecanlandı bunu duyunca. Size destek olmak istediler. Ne yapabilirler? Nasıl anlamadım? Röportajımızı duyup, sizi duyup, araştırıp size destek olmak isteyenler olursa ne yollar önerirsiniz? Ne yapsınlar? Nasıl destek olabilirler size? Ha şey olarak mı? Yani insan kaynağı olarak mı yoksa şey olarak mı? Fon olarak mı? Her şey ha, bizim ihtiyaçlarımız, bizim her anlamda ihtiyaçlarımız var tabii yani. Çok büyük projeler yapıyoruz. Ve işin en güzel tarafı da biz dikkat ederseniz diğer şeyler gibi değil. Tabii diğer dernekler gibi değil ama hani işte bağış sistemiyle çok fazla şeyimiz olmuyor, işimiz olmuyor. Aha. Bağış yapanlar oluyor tabii ama hani illa bağış diye böyle duyurmuyoruz kendimizi. Fakat çalışmalarımızı görüp de bize destek olmak isteyen sağ olsun insanlar oluyor. Mesela şimdi Erzurum'u sponsorla yapacağım. Erzurum'u tek başıma kaldıramam. Erzurum için sponsorum oldu. Kars için sponsorum oldu. Yani hep sponsorlar oluyor. Biz bir miktar biriktiriyoruz. Ama onu nasıl biriktiriyoruz? İşte eğitimler yapıyoruz, kongreler yapıyoruz, konferanslar yapıyoruz, pazarlar yapıyoruz. Oradan elde ettiğimiz tüm gelir projelere kayıyor, projelere gidiyor. Ama tabii yetmiyor. Bir okulu mal etmek işte 500-600 bin lira olabiliyor. O bizim biriktirdiğimizin üzerine de sponsorların verdikleriyle muhteşem şeyler çıkıyor. Okullar çıkıyor ortaya. Muhteşem çalışmalar çıkıyor. Eğer öyle ilgilenen arkadaşlar olursa ise web sitemize baksınlar. Oradan gerekli olan bilgileri alabilirler. Benle de bağlantıya geçebilirler e-mail olarak. Bir de çalışmalarımıza insan kaynağı olarak katılabilirler. İnsan kaynağı oluşturmak için katılabilirler. Yani bizimle hem psikososyal çalışma yapmak, yani yöre halkına eğitim vermek, bilinçlendirmek, hem de inşaat çalışmaları için bizim ekibin bir parçası, bir üyesi olabilirler. Onun için de yine web sitesinde bir formumuz var. O formu dolduruyor olmaları gerekiyor. Peki ben o zaman bunun yayının altına web sitenizin adresini de koyacağım. Tamam. Sizinle sohbet çok keyifli. Çok teşekkür ederim. Davet teşekkür ederim. Bana kalsa ben birkaç gün konuşurum sizinle. Konu konuyu açar. Şimdilik devamını ileride inşallah takip etmek üzere burada bitirmeyi öneriyorum. Tamamdır. Tekrar çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. İnşallah daha çok yerlere ulaşın. Barış yayılsın. İnşallah. Umut yayılsın. Çok sevgiler. Kolaylıklar. Çok sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.